Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf Ara Yayınları Fen Bilimleri Atölyem Kitabı 1. ünitemiz 17. sayfa Beceri Temelli MEP tadında sorular 1 ile devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuzla başlayalım. Uzay çalışmaları geçmişten günümüze oldukça önemli aşamalar kaydetmiştir. Gelecekte bugün için gerçekleştirilmemiş olan çalışmalarından hangileri yapılabilir? Evet. Gelecekte bugün için gerçekleştirilmemiş olan hangi çalışmalar yapılabilir bakalım. Kısa sürede uzaya gidip gelen uçak seferlerinin olması. Evet, ileride bu olay mümkün arkadaşlar. Uzay istasyonlarının sıradan insanlar tarafından kolayca ziyaret edilebilmesi. Bu da ileride mümkün olabilecek bir durum arkadaşlar. Ayda tarım yapılması. Evet, bu da ihtimaller arasında. Çeşitli gezegenlerde yaşam üslerinin oluşturulması, bu da ileride gerçekleşmesi muhtemel durumlardan arkadaşlar. Yani cevabımız 1, 2, 3, 4 hepsi oluyor arkadaşlar. D şıkkı. İkinci soruya bakalım. Uzay araştırmalarına katkı sağlayan bu bilim insanları aşağıdakilerden hangisine doğru gösterilmiştir? Evet, eşleştirme yapacağız arkadaşlar. Birinciye bakalım. Astronomide kullanılan ilk teleskobu icat eden bilim insanıdır. Astronomide kullanılan ilk teleskop dediği için arkadaşlar Galileo. Galileo diyoruz. Yani o zaman bir numara bunu eledik. C şıkkını da eledik. Evet, onu da değil. Arkadaşlar ilk teleskobu aslında Hans Lippershey icat etmiş. Ancak astronomide kullanılan ilk teleskobu Galileo icat etmiştir. O yüzden cevap ya B ya D. Devam ediyorum. Ay'ın ilk haritasını oluşturan bilim insanı arkadaşlar Ali Kuşçu'dur. Ali Kuşçu. O zaman cevap ortaya çıktı gibi ama emin olalım. Üçüncü bilgiyi de okuyalım arkadaşlar. Ay'a ilk ayak basan astronottur. Neil Armstrong olacak. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. Türkiye'nin sahip olduğu bu uyduların temel görevleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı şimdilik 6 tanedir. Bu uyduların çeşitli görevleri bulunmaktadır. Bu uyduların bazıları RASAT, Göktürk 2, TürkSat 1A gibi isimlerle bilinmektedir. Evet arkadaşlar, uyduların görevleri nedir? İletişim amaçlı, gözlem amaçlı, istihbarat amaçlı olabilir. Cevabımız A şıkkı. Güçlendiren soru, 4 nolu soru. Elon Musk ve şirketi SpaceX uzun bir süredir tekrar tekrar kullanılabilir roketler üzerine çalışmaktadır. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi okuyalım arkadaşlar. Uzaya çıkışta kullanılan roketlerin yeniden kullanılabilir olması uzay çalışmalarının maliyetlerinin düşürülmesi için kritik bir çözüm olarak görülüyor. SpaceX sonunda uzaya gönderdiği bir roketi yeniden kullanılabilir durumda dünyaya geri getirip indirmeyi başardı. Falcon 9 adlı roket uydu taşıyarak yörüngeye gönderilmiş ve uyduyu bıraktıktan sonra geri getirilerek uzay çalışmalarında tarihi bir adım atılmış oldu. Evet, bu yazan hikayeye göre arkadaşlar hangisine ulaşamıyoruz? Bakalım. Uzay araştırmaları maliyeti çok yüksek çalışmalardır. Eğer çok yüksek maliyete sahip arkadaşlar uzay araştırmaları. Şuradaki cümlede diyor ki uzay çalışmalarının maliyetlerinin düşürülmesi için diyor. Evet, A şıkkı sonucuna ulaşırız. A ulaşılabilir. Uzay teknolojileri geliştikçe araştırma sonuçları netleşir. Evet, burada da makaleden bu sonuca da varabiliyoruz. Doğru. Falcon 9 roketi tekrar kullanılabilir olmasıyla tarihte önemli bir başarıya imza atmıştır. Evet, bu da makalede yazıyor arkadaşlar. Doğru. Roket ilk görevinde dünya yörüngesine uydu götürmüştür. Arkadaşlar burada makalede Falcon 9 adlı roketin ilk görevi olduğundan bahsetmiyor. Bir de yörünge derken arkadaşlar hangi yörünge? Dünyanın yörüngesi mi? Başka bir gezegen yörüngesi de olabilir. O da net değil. O yüzden D bilgisine ulaşamayız arkadaşlar. D'de yazan roket ilk görevinde dünya yörüngesine uydu götürmüştür. Bu bilgiye ulaşamayız. Cevap Denizli. 5. sorumuz.
Uzay elbiseleri olan astronot kıyafeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? İnsan uzayda yaşayabilmek için dünyanın en pahalı elbiseleri olan uzay elbiselerini giymek zorundadır. Bugün çağdaş bir uzay elbisesinin maliyeti 10,4 milyon dolardır diyor arkadaşlar. Okuyalım şıkları. Uzayda sadece oksijen ihtiyacını gidermek için tasarlanmışlardır diyor. Doğru mu? Hayır, sadece oksijen ihtiyacı için değil arkadaşlar. Uzay elbisesi bir astronot için uzayda mini bir yaşam alanı ve uzay aracı görevi görmektedir. Evet arkadaşlar, çünkü olmazsa olmazdır bir astronotun uzay elbisesi. B şıkkı doğru. Yine C'yi ve D'yi okuyalım, yine de emin olalım. Uzay elbiselerinin üretimi günümüzde her astronot için ayrı bir şekilde hazırlanmaktadır. Arkadaşlar şöyle bir bilgi yok. Hayır, yanlış. Uzay elbiselerinin geliştirilmesi kısa süre içinde gerçekleştirilmiştir. Tabii ki de hayır. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edelim. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk milli yer gözlem uydusu RASAT, yörüngedeki 6. yılını başarıyla tamamladı. 17 Ağustos 2011'de Rusya'dan fırlatılan RASAT uydusu, Güneş'e eş zamanlı dairesel yörüngede ve 700 kilometre irtifada bulunmaktadır. RASAT, yörünge özelliği sayesinde dünyanın her yerinden görüntü alabilmektedir. Buna göre verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Aslında arkadaşlar, yani okuduğunu anlama sorusu tarzında bir soru. Türkiye yapay uydu tasarımı yapıp üretebilen bir ülkedir. Evet, doğru. Yörünge özellikleri nedeniyle dünyanın belirli bölgelerinden görüntü alabilmektedir. Hayır arkadaşlar, şurada ne dedi? Dünyanın her yerinden görüntü alabilmektedir. Yani B yanlış. Cevabı bulduk aslında ama C ve D'ye de bakalım. RASAT uydusu milli yer gözlemi yapabilen ilk uydudur. Evet, doğru. Yukarıda bahsediyor. Ülkemizde yapay uydu fırlatma sistemleri henüz olmadığından Rusya'da fırlatılmıştır. Evet, doğru. İleride inşallah ülkemizde de uydu fırlatma sistemleri olur ve kendi ülkemizden fırlatırız arkadaşlar uydularımızı. Cevabımız Bursa. 7. soruyla devam edelim. Yine güçlendiren soru arkadaşlar. Yapay uydular arasında en çok ilgi çekeni kuşkusuz Uluslararası Uzay İstasyonu'dur. Bu istasyon gökyüzündeki en büyük insan yapımı cisimdir arkadaşlar. Yaklaşık 350 kilometre yüksekte saatte 27.700 kilometre hızla yörüngesinde dolanan istasyon, dünyanın çevresini günde yaklaşık 15 kez dolanıyor. Buna göre Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotlar bulunmakta olup araştırmalar yapmaktadırlar. Evet, doğru. NASA uzayda yapılan araştırmalar sayesinde birçok teknolojik ürün geliştirmiştir. Evet, doğru. İstasyon dünya etrafında günde 15 kez dolanıyor ve gün batımı ve gün doğumuna birçok kez şahit oluyor. Evet, bu da doğru. Uluslararası Uzay İstasyonu sadece NASA tarafından yapılmış olup çalışmalar NASA astronomlarınca değerlendirilmektedir. Hayır arkadaşlar, adı üstünde Uluslararası Uzay İstasyonu olduğu için bu bütün, yani dünyadaki birçok devletin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir istasyon. Sadece NASA değil. NASA deyince biliyorsunuz Amerika akla geliyor. Sadece Amerika değil, birçok ülke astronomu görev alıyor arkadaşlar. Yani cevabımız Denizli. Uzay teleskopları uzayda yer alan gök cisimlerini ve özelliklerini incelemek için geliştirilmişlerdir. Buna göre verilen teleskoplarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? Neymiş? James Webb Uzay Teleskobu 2018'de devreye girecek. Yani şu an devreye girdi arkadaşlar. Hubble Uzay Teleskopları 1990 yılından beri aktif durumdadır. Hangisi doğru değildir? Onu bulacağız arkadaşlar. Bakalım. Hubble Uzay Teleskobu alçak dünya yörüngesinde yer alan gök cisimlerini inceleyen bir teleskoptur. Hubble Uzay Teleskobu doğru.
Webb teleskobu aktif olarak kullanıldığında gözlemlenemeyen birçok gök cismi hakkında bilgi verecektir. Evet, bu da doğru. Webb teleskobu Hubble teleskobundan daha küçük olup yakın gök cisimlerini incelemek için yapılmıştır. Hayır arkadaşlar. Webb teleskobu daha büyük ve uzaktaki gök cisimlerini incelemek için yapılmıştır. C'deki bilgi yanlış. Hubble Uzay Teleskobu birçok gök cisminin tanımlama ve gözlemlenmesinde katkı sunmuştur. Evet. Yani yaklaşık 30 yıldır görev yapıyor. Cevabımız Ceyhan. 9. soruyla devam edelim. Uzay kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Uzay kirliliğinin nedenlerinden biri uzayda işlevini yitirmiş eski uydulardır. Evet, bu bir uzay kirliliğine sebep oluyordu arkadaşlar. Uzayda görevini tamamlamış, bitirmiş eski uydular hala uzayda bulunduğu için kirliliğe sebep oluyor. Doğru. Uzayda kirlilik oluşturan atıklar yörüngeden çıkarak yeryüzüne düşebilirler. Evet, bu ihtimal de var arkadaşlar. Doğru. Uzay kirliliği günlük yaşamı olumsuz etkilemektedir. Arkadaşlar şimdilik uzay kirliliği günlük yaşamımızı olumsuz etkilemiyor. Ama ileride bu kirlilik artarsa ileride bizler için sorun olabilir. Yani çünkü yani diğer aktif uydulara çarpabilirler. Onların dengesini bozabilirler. Öyle bir sıkıntı olabilir. Cevabımız C. D'yi de yine bir okuyalım. Uzay istasyonlarından bırakılan çöpler de uzay kirliliği oluşturur diyor arkadaşlar. Evet, bu da doğru. Uzay kirliliği oluşturur sonuçta. Yani cevabımız C. Evet, 10. ve son sorusu testimizin arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangileri uzay kirliliğine neden olan faktörlerden biri değildir? Yapay uydular uzay kirliliğine sebep olur. Uzay mekikleri, evet, bu da kirliliğe sebep olur. Gezegenler arkadaşlar doğaldırlar tabi. Doğal oldukları için doğal olan bir şey uzay kirliliğine sebep olmuyor. C cevabımız. Uzay istasyonları, bu da uzay kirliliğine sebep oluyor. Zaten arkadaşlar kirliliğe insanoğlu sebep oluyor. Yani gezegenler de doğal oldukları için uzay kirliliğine sebep olmazlar. Cevabımız C. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.